geri gelenler de gelmiş geldi. Anahtar sözcük kuantum. Kuantumun toplumsal ve ekonomik bağlamdaki çağdaş yaşamda oynadığı rolü ve işleri gözüne geçirdik. Ve bunu mümkün olduğunca bilimsel teknik tartışmalara girmedik yavaştık. Sonuçları itibariyle çağdaş oyunlarda ne şekilde belirlediğini bugün kuantum çevresinde Hüseyin Hoca'nın dediği gibi sen formülü kullanmamaya ifade ediyorum ama her halde tek oldukça teknik terminolojiler kullanmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Ama bir başlayalım. Gidişata göre de teknik terminoloji umarım doğru yazacaktır. Eğer ses düzey tamamsa ben başlıyorum. Ya, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Şimdi çok hızlı bir kısmına dönüp bir kısmından dün bahsettiğim ama bunun bilincine bütün Türk toplumunun galiba sahip olması lazım. Bu bölgede yerleştirse birinci mirasçısı. Bilimsel devrim dediğimiz devrim ise günümüzden yaklaşık 400 yıl önce Avrupa'da ve Orta Avrupa'da ve o günkü Türkiye'nin batı sınırlarında bir şekilde Türkiye'nin sınırlarında geçen Türkiye'ye girilen eski diliyle Osmanlı'ya girilen çok büyük bir dönüşüm, bir metamorfoz desiniz. Şey düşünürseniz, bütün bu etkinliklerin ne kadar genç etkinlikler olduğunu buradan görebilirsiniz. Çağdaş ve modern bir çok genç bir etkinlik aldı. Çok yeni bir etkinlik. 500 bin yıl insanoğlu yeryüzü üzerinde evrimini tamamlamış olarak görmüş. Ama bu sahip olduğumuz bilgilerin en azından o içsel taşlıklarını yaklaşık 400 yıl önce edinebilmeye başlamış. Bir bakıma parçası olduğu evreni oldukça iyi bir şekilde anlamaya ancak başlayabilmiş. Bu devrimlerini de bahsettim. Çok simge isimler var. Kopernikus var, Kepler var, Galileo var. Ve bunların yaşam öyküleri de çok büyük dersler içeriyor. Özellikle Galileo'nun yaşam öyküsüne ilişkin yaklaşık bir sene önce hem de bilim sergileyebilmek bağlamında Türkiye örnek olsun diye oldukça önemli sayılabilecek bir makale yazmıştık. Tevazu bilimde zorladıysam başlayıp o bilimi çok yönetileceğin sergi sayılarının ve sentez, bilimsel devrim dediğimiz sentez 1543'te başlayan 1687'de tamamlanmış. 150 yıl sürmüş. Bu süreler şu bağlamda önemli. Geceden sabaha olmuyormuş. 150 yıllık bir süreç içinde o andaki makroskopik evrene yönelik, o andaki evren zaten var. Sentezi tamamlanmış ve orada çok başka büyük bir gelişme de olmuş. Belki de tarihin en büyük gelişmelerden biri. O da Newton ve Leibniz tarafından geliştirilen diferansiyel ve integral hesabı. Dün de konuşmuştuk burada olanlarınızı hatırlayacak. Bütün bu bilimsel olgular demetinin düşünsel çerçevesini matematik bir betimliyorsa oradaki o diferansiyel ve integral hesabı keşfetmiştir. Son derece. Şimdi bu antik bilim 2500 yıl önce başlamıştı. Bu modern bilimsel devrim yaklaşık 400 yıl önce. Demek ki 2000 yıldır, 2000 yıl aşkın süredir bizim anlayışımızı tanımlayan çerçeve yıkılmış. Bu yıkılan çerçeve işte Aristo'nun fiziği var, Aristo'nun bilimi var.
konuşuyoruz. Şu anda tabii çok dikkatli sözcükler kullanmak zorunda olduğunu biliyorum. Bunlar gelmiş geçmiş en büyük insanlar, eşit anlaşılmaz. İnsan zihinsel gelişimi itibariyle söylüyorum. Ama onun bile evrenin işleyiş ve yapısına yönelik anlayışların tamamen yanlış olduğu, bu bilimsel devrim ortaya çıkmış. Bakayım olsa size bahsedebilirim. Biz bugün için artık neredeyse iki mektepte öğrenmeye başladığımız fizik kurallarının Aristo tarafından ne şekilde anlaşıldığı ve anlatıldığı ve belki de yanlış oldu. Çok ilginçti ama önemli değil. Şimdi bizim konumuzu değil. Hızla konuya girmek istiyorum. Şimdi bu Newton, Galileo'dan başlayarak Newton tarafından sentezi tamamlanmış olan ve bugün adına klasik fizik dediğimiz ve aşağı yukarı bütün klasik mühendislik alanlarının şu anda bile ana omurgasını betimleyen klasik fizik paradigmamız nedir? Örneğin inşaat mühendisliğinde, makine mühendisliğinde, şu anda kullanılan veya benzeri alanlarda kullanılan fizik, klasik fizik. Çünkü makroskopik ölçeklerde geçerli olan kanunları baz ediyor. Şimdi burada bir takım özellikleri var bu Newton teorisinin. Bir kez etkiler uzaktan anlık etki. Beni bağışlayın, matematiksel formülü kullanmayacağım dedim ama bir takım teknik deliklerimden kullanmak zorunda olduğum belli. Uzaktan anlık etki denen olgu şöyle hissedebilirsiniz. Newton ve Galileo için, Newton hangi kanunlardan ortaya çıkardı? Bir mekaniğin kanunlarından ortaya çıkardı. Yani üzerinde bir kuvvet etki eden nesneler o kuvvetle orantılı olarak bir ivme kazanırlar. Yani nasıl değişir, hareket hali değişir diye. Ama Newton başka bir kanun, çok önemli bir kanundur. Yeryüzü üzerindeki olayları göklere temelimiz dedi. Göklere genişletebilmesi ve ay ile dünya arasındaki ilişkinin ve bunun hareketinin de bu aynı kanunlar tarafından belirlenmiş olması. Onun için burada uzaktan anlık ettiği çok önemsiyorum. Yani ay ile dünya arasındaki kuvvet sanki sonsuz hızla hareket eder gibi birbirini ağırlığında etkiliyor. Güneş ve dünya arasındaki kuvvet doğumu diyor. Bunun daha sonra yıkılacağını göreceğiz. Onun için bu olayın altını çizmek istedim. Ve bu teori kütleli noktasal parçacıkların teorisi. İlk bakışta bilimle uğraşan insanlar için gerçek anlamıyla bu tuhaf sözcüğü kullanacağım fantastik bir teori. Noktasal parçacıklara ilişkin bir teori geliştiriyor bu değerli büyükler. Ve bunu Dünya ile Güneş arasındaki veya Ay ile Dünya arasındaki bütün o muhteşem hareketi betimlemek için kullanabiliyorsunuz. Mükemmel bir matematik idealizasyon var ama o denli mükemmel ölçüde bir çok inanılır. Ve Newton ve Galileo'nun dedim, ayrıca Galileo'da görelilik teorisi de var. Görelilik teorisiyle ilişkin anlayış da var. Çünkü bakın, ifade ettiğim şekliyle size hep fazla da bir anlam ifade etmeyebilir ama fiziğin en temel kanunlarından bir tanesi. Fizik kanunları bütün eylemsizlik referans sistemleri de anlamış. Eylemsizlik referans sistemleri sabit hızla giden referans sistemleri. Yani siz sabit hızla giden bir gemideyseniz, orada mesela bir takım mekanik süreçlerle ilgileniyorsanız, ileride oynuyorsanız, ne bileyim bir takım top oyunları oynuyorsanız, sanki sisteminiz hareketsiz, stadyumda ne oluyorsa orada da oluyor, değişen bir şey yok. Yani orada yaptığınız işler nedeniyle sistemin hareketli olduğunu anlıyorsunuz. Bu görelilik teorisi. Daha sonra Einstein tarafından daha iyileştirilen bir teori ama 400 yıl önce Galileo'da bu prensibi biliyorduk. Onun için bu hiç azımsanmayacak derecede derin bir fizik kanunları, demeti, bu ürünlerin geliştirdiği kanunları. Şimdi Newton ikinci kanunları bir ifade edeceğim ve özelliklerini vurgulayacağım. Bu felsefi bağlamda son derece önemli olacak kuantum teorisine girdiğimiz zaman. Şimdi F'tir MA, herhalde herkes duydu bunu. En azından mühendislik ve fizik yapan herkes ama herkese... Bu niye önemli biliyor musunuz? Siz eğer bu
denklem çerçevesinde bir öngörüde bulunmak istiyorsanız, o zaman bu o Ariane füzesini fırlatıyorsunuz oradaki hava üstünden. Sonra bunun belli bir süre sonra, diyelim şu kadar saat, şu kadar dakika sonra Ay'ın şu kadar uzaklığında bir yörüngeye girmesini istiyorsunuz. Demek ki siz bir öngörüde bulunuyorsunuz. Nasıl bir öngörüde? Başlangıçta siz ona bir hız verdiniz. Nereden attığınızı biliyorsunuz. O gitmesiyle istediğiniz nokta ile bulunduğunuz nokta arasındaki mesafeler çok iyi biliniyor. Gözlemler sayesinde. Bir GPS'den bilmem nereye kadar gözlemler sayesinde. O arada başlangıç koşullarını belirlediğiniz ilk hızı da verdiğiniz roketlerle daha sonra şu kadar saat sonra orada olacak diyorsunuz. Hatta bunu Mars'a da öteleyin. Kaç milyon kilometre öteye. Ve şu anda şurada olacak diyorsunuz. Gömülürlü mü oluyor? Bakar mısınız? Yani bu bilimle uğraşmayan insanlar için falcık gibi görünebilir. Burada düzenlediğim parametre sayısına kadar konumunu düzenliyorum. Ve de hızını, hareket durumunu betimliyorum. Ve ondan sonraki konumunu ve hareket tarihini görebiliyorum. Peki burada iki tane felsefi demek cümle söylediğim özellikler bağlamında bir klasik olarak durum tarifi. Bir nesnenin durumu, konumunu ve hareket durumunu dediğimiz hızını betimleyerek yapılıyor. Ve bunlar bu teori nedensel. Nedensellik biliyorsunuz felsefi anlamında da çok önemli. Keşke toplumda nedensellik iyice de yerleşmiş olsa. Nedensellik esasında çok pozitivist bir yaklaşım olabilir. Çok ucu ucuna bir limitine götürmemek lazım ama nedenselliğin ortadan kalktığı toplumda kaos olmuş. Şimdi bu sistem nedensel. Yani sistemin durumunu belli bir anda biliyorsa izleyen her bir anda da tamamıyla biliyoruz demektir. Dünya üzerindeki Ariane üstünde biliyorsam atılan üstte ayın bilmem ne noktasındaki durumunu, hareket durumunu ve konumunu biliyorum demektir. Nedensellik bu. Ve belirleyici, sistem belirleyici veya deterministik bu sözcük de kullanılıyor. Deterministik klasik fizik, sistemin durumu hakkındaki bilgi neydi? Ben konumunu ve hareket durumunu, hızını biliyorsam, o halde bu sisteme ilişkin tüm fiziksel özellik ve olayları kesinlikle belirliyorum. Deterministik olmak durumu. Bu sisteme ilişkin bütün sorulara yanıt bu durum tarifi içinde. Konumunu ölçtüm, hızını ölçtüm, bu bilgi tam bir bilgi, komplet bir bilgi, sistem hakkındaki her şeyi biliyorum. Her soruya yanıt verebilirim. Biraz önce söylediğim bir slide'da görüyorsunuz. Nerede olduğu ve nasıl hareket ettiği bilgisi durum. Şimdi durum olgusu son derece önemli. Ne orta mektep eğitimlerinde ne de üniversite eğitiminde bu konu yeterince vurgulanmadan sadece denklemlerle denklemlerin çözümleri öğretiliyor. Ben bunun kavramı iyice öğrenilmesini derslerimde çok istedim. Hem klasik hem kuantum derslerinde, hatta felsefe boyutu itibariyle kullanılan kavramların ne anlama geldiğini çok iyi bilmek lazım. O bağlamda söylüyorum. Önce söylemiştim bunları, bir daha hızla gösterdim özet olarak. Neden sevdik ve deterministik olduğunu söyledim. Şimdi bu bizi belli bir noktaya kadar getirdi, 1850'lere kadar getirdi. Çünkü 1800'lü yılların ortalarından itibaren insanların önüne yeni bir pencere açtı. Pencere açılması ne demek? Yeni bir fiziksel olgu devletiyle karşı karşıya geldi. Elektromanyetizma, elektrik ve magnetizma. Şimdi düşünün, Galileo ve Newton zamanında bu olgular yok. Dünyanın büyük adamlarından bahsediyoruz. Ve bunlar elektrik ve magnetizma denen olgudan haberdar değiller. Yük nedir? Ve madde tabii magnezyadan geliyor. Şeyleri etkileyen doğal kaya parçaları var da bu nedir ve bu acaba bir şekilde yaşama bir şekilde girme olasılığı var mı? Onun hakkında bir bilgi yok. Newton'un ve Galileo'nun olduğu yere yönelik bir bilim kurgu notu öyküsü yazacaksanız onların yaşadığı dönemde elektrik ve manyetizm olmadığını hiç aklınızdan çıkarmıyor. Her şey basit mekanik anlamda. Ama bu bir takım değerli bilim insanlarının hep doğaya merak ederek bakan, merakla bakan insanların çabaları sonucunda yeni bir pencere açılıyor. Elektrik ve magnetizma gibi yeni olgular var. Bunlara ilişkin basit deneyler, giderek iyileşen deneyler, daha çok anlayışın tetiklediği yeni deneyler, yeni hesaplar da 1868 yılında Max Weber ve diğer büyük dahi
elektromanyetik teorinin kanunlarını yazıyor. Daha sonra bunlar her gün bahsettiğim Hertz tarafından olarak, gözlemsel olarak da doğrulanıyorlar. Elektromanyetik teori, elektromanyetik olduğu yeri bir pencere açıyor. Newton'un getirdiği mekaniksel anlayışlar yeni bir boyut olarak eklemleniyor. Bu da elektromanyetik olaylarının olduğu. Demek ki elimizde klasik paradigma diye adlandırabileceğimiz paradigma genişledi. Newton'un düşünsel çerçevesi var. Bir de Maxwell'in düşünsel çerçevesi. Ama burada iki düşünsel çerçevenin üzerine odaklandığı nesneler ve olgular farklı. Şimdi Newton düşünsel çerçevesinde maddesel, noktasal parçacıklar ve onların kuvvet alanları içinde etkisi ve hareketleri söz konusuyken, burada ise elektromanyetik dalgalar dediğimiz daha başka karakterde nesneler söz konusu. Ve burada elektrik ve manyetik alanların yani bu süreçte yer alan nesneleri belirlemek için bu elektrik ve manyetik alan dediğimiz yeni olguların tüm uzaydaki dağılımlarını bilmek zorundasınız. Sürekli ve sonsuz bir dağılım. Dikkat ederseniz yeni bir açılımda noktasal parçacıklar sisteminden sürekli ve sonsuz dağılıma geçtik. Hala klasik alandayız. Hala 19. asrın sonlarına yaklaşıyoruz. 20. asrın başına henüz geldik. Bir özellik var ama Newton teorisinde sakladığımız nedensellik ve belirleyicilik, determinizm, Maxwell teorisinde de var. Burada elektrik ve manyetik alanlar olarak adlandırılan olgular için var. Hem nedensellik hem belirleyicilik, determinizm. Nedensellik çoğunda bir denklemler var. Orada ikinci de denklemler var. O denklemler içinde elektrik ve manyetik alanın başlangıç değerlerini ölçebiliyorsanız, bir başladığınız kronometreye bastığınız anda daha sonraki değerleri bilebiliyorsunuz. O elektromanyetizmanın da neden söylüyor. Belirlenimcilikle elektrik ve manyetik alanı biliyorsanız sisteme ilişkin tüm soruların yanıtını biliyorsunuz. Enerjisini biliyorsunuz, bunun yayılımını biliyorsunuz, bunun vesaireyle. Aksal momentunu biliyorsunuz ve başka nesneleri nasıl etkilediğini biliyorsunuz. Sadece E ve B'yi bilmeniz sisteme ilişkin tüm sorulara yanıt verir hale getiriyor sizi. Şimdi özellikle 20. asrın başına geldik ve evrene ilişkin bilgilerimiz şu sayfada özetlediğim gibi. Elimizde bir Newton teorisi var, bir de Maxwell teorisi var ve hepsi de klasik bölgede geçerli olan olgularla uğraşıyorlar. Aralarında ama bu iki teorinin formülasyonunda iki temel fark var. Bir temel fark var. Sistemin durumunun belirlenmesinde. Biraz sonra dalga parçacık ikiliğine gitmeye çalıştığım için bu farklılığın altını çizerek götürüyorum. Kiminiz için sıkıcı olduğu belki de aradaki fark ne diye anlaşılmaz bulduğumuzun farkındayım. Şimdi Newton teorisindeki durumu konumlarını ve hızlarını belirleyerek sisteme içindeki bütün ögelerin söylemiştik. Halbuki ikincisinde dalga karakteri dalının nedeniyle sonsuz parametrenin belirlenmesi gerekiyor. Ve bu iki betimleme yöntemi tamamıyla radikal bir biçimde farklı. Parçacık, dalga. İkisi de klasik. İkisi de klasik bölgede geçerli. Bir parçacıklarımız var. Newton denklemleri tarafından betimlenen. Bir de dalgalarımız var. Maxwell denklemleri tarafından betimlenen. Ve bunlar ikisi de üst üste gelmiş. Ve bir noktada da çelişkiye girmiş. Asrın sonunda ilk fark edilen çelişki bu iki klasik bölgede geçerli olan bu iki kanunun birbirine çelişkide olduğu. Mesela Newton teorisinin sahip olduğu bir simetri var. Galileo simetrisi dediğimiz. Dedik hani sabit hız hareket eden sistemler üzerindeyseniz siz bu nesne sistemin hareket ettiğini fark etmeniz mümkün değil. Bir tren kompartmanda oturuyorsanız tren sabit hız hareket ediyor. Gözünüzü kaparsanız hareket halinde olduğunu fark etmeden duyusuna böyle görebiliyoruz. Ama burada Galileo teorisindeki bu relativite özelliğini eğer denkleme dökerseniz burada dökmeyeceğim söz veriyorum. Ve o simetriyi daha sonra Maxwell denklemlerine uygularsanız çalışmıyor.
İkisi de klasik bölgede. O simetri burada çalışmıyorsa acaba temel çelişkiyi nasıl gideririz? İşte orada Bay Einstein devreye girdi. Bu da son 2000'ler önce son klasik fizikçi. Gerçi kendisi kuantum fiziğinin babalarından biri ama son klasik fizikçi. Bu üç büyükte hatta dört büyük. Galileo, Einstein. Demek ki Newton, Maxwell ve Einstein geliyor devreye. Einstein özel görelilik teorisini geliştiriyor. Yani bir bakıma Galileo tarafından da çok iyi bilinen görelilik teorisine yeni bir boyut ekliyor. O da şu, ışığın hızı, ışık diye bir olgu var hep farkında. Dünyada hep farkında olmuşlar. Kimilerinin bu son kitabında da ışık olsun diye bir parmak işareti var, ne biliyorsunuz? O ışık hep orada. Işık ne? Işığın tabiatı çok enteresan. Newton'dan Huygens'e, Young'a, daha sonra Einstein'a, Planck'a inişli çıkışlı çok değişik anlayış şekilleri var ama anlayışlardan bağımsız olarak ışık bir olgu olarak ortada. Sabah güneş doğuyor, size gönderdiği o düzmelerle aydınlatıyor. Gece o size o düzmeler size ulaşmadığı zaman karanlığa gidiyorsunuz. Bu da ilginç bir olgu. Tabiatı ne? Anlıyor muyuz? Anlamaya başlayacağız birazdan. Ama şeyi fark etmiş o işaret. Newton'ların ve Galileo'ların fark etmediği. Işık hızı bir kez sonsuz değil. Anlık etkiden bahsetmiştik ya. Ay ve dünya birbirinin anında hissediyorlar. Öyle bir şey yok. Işığın bir sonlu, çok büyük ama sonlu bir hızı var. Saniyede 300 bin kilometre. Bu olgular çok az. Saniyede 300 bin kilometre. Saatte kilometreye vurursanız 1 milyar kilometre. Tabii garip, Newton ve Galileo'nun bu hızları hissedebilmesi mümkün değil, algılayabilmesi bile mümkün. En hızlı giden, hareket eden nesne olsa olsa çok hızlı bir at olabilir değil mi? 35 ve 40 kilometre hızla gidebilen. Diğer kendi gemiler hızı da olsa olsa 15-20 kilometre olabilir. İnsanın ölçüsü kendisi. Bak fotoğraf, Abdülhamid. İnsanın ölçüsü kendisi. Gördüğünüzden ölçü çıkarıyorsunuz. O halde öyle hızlar alışırsanız, ona birisi dese ki, bir gün bir mahi gelse, hani bazı yerlerde çok yaygın olan, 1 milyar kilometre hızla zaten çok saçma bir olgu olarak kabul edilir. Her neyse, Einstein'ın yaşadığı dönemde, bir önceki asırda Bay Füzyo tarafından ilginçtir, o kadar eski teknolojiyle ışığın hızını doğruya çok yakın bir biçimde ölçebilmiş. Bunlar esasında insanın mucizevi katkıları, bilgi dağarında, öyle söyleyeyim. 300 bin kilometre ölçü saniyelik hızının farkında Einstein'ın büyük hipotezi ki Michelson ve Morley tarafından doğrulmuş, çok önemli bir katkı olarak, ışığın hızı sistemlerin hızından bağımsız olarak, kaynak ya da gözlemcinin hızından bağımsız olarak bütün sistemlerde evrensel isabet değişiyor. Şimdi bakın bunu koyduğunuz zaman, siz herhangi biriniz bir defter kalemi alıp bir ısınladığa gidebilirsiniz. Bu söylediği iki prensipten yola çıkarak özel görevlilik teorisini işaret edebilirsiniz. Sözde görmek de işaret edebilirsiniz. Bir zamanlar bu metaforlar var şey bir sene önce. Dünyada relativite teorisini anlayan 3 kişi var, 5 kişi var. Ben diyorum ki şu iki prensipten yola çıkıyorsanız, bizim kavramlar bütün eylemsizlik referans sisteminde aynıdır. Işığın hızı bütün sistemlerde evrensel bir sabittir. 3 kilometre bölüsünden bir. O zaman Einstein'ın relativite teorisini yapıyoruz. Klasik fiziğin şahikasına ulaştık. Newton'la, Maxwell'le ve bu iki teori arasındaki özellikle simetri bağlamındaki tutarsızlığı ortadan kaldıran Einstein'ın senteziyle klasik fizik bölgesinde, yani büyük ölçeklerin bölgesinde bir maksimum anlayış düzeyine ulaştık. Tabii bu bir yeni kazanım, yeni anlayış, yeni merak kapıları açıyor kuşkusuz. Hem bilimsel merak kapıları açıyor, hem de bu bilimsel olguların size sağladığı bilgilerle yeni teknolojiler geliştirme olanağına sahip oluyorsunuz. İtme çekme prensibi. Yeni bilimsel bilgi, yeni teknolojik olanaklar, yeni teknolojik olanaklar, yeni fırsat kapıları, yeni bakış açıları açıyor. Ve bilim bu şekilde devam ediyor. Hala da şu andaki işleyiş, ilerleyiş tarzında o. Ne demek istiyorum? Şimdi yeni deneysel cihazlar, yeni ölçüm cihazları, yeni hızlandırıcılar, yeni bombardıman edici, işte maddenin derinliğine nüfuz edici aletler geliştiriyor. Yarınki dersimde göstereceğim doğanın yapısına ilişkin bu anlayış sistemimizin ne şekilde temel anlayışımız ne şekilde geliştiğini yönelik güzel grafikler göstereceğim. Bugün dikkatimi dağıtmak için, sizin de dikkatinizi dağıtmak için geliyorum. Dolayısıyla şimdi dönüm noktasında
yeni kuşkusuz yeni arayışlar, yeni sıkıntılar getiriyor. Pandora'nın kutusu açıldıkça bilinmeyenden başka bilinmeye geçiyoruz. Ama Pandora'nın kutusunu açmadan önce bir özet koydum oraya. Demin söylediklerimi özetliyorum. Newton, Maxwell, Einstein, klasik paradigmasının özeti bu. Çünkü bu çerçevede mükemmel bir çerçeve gibi görünüyor. Aşağı yukarı ondan sonra kimilerince bilim bitti. Hatırlarsınız yani end of science, bilim bitti artık. Ortaklığından sonra mühendislik yapalım, denebilirdik. Mühendislerin tüm sayılarını eksiklerinden sormak istiyorum. Yani mühendislik artık ondan sonra alet üretmek, günlük yaşama yönelik ürünler sunmak, daha inceltmek vesaire denebiliriz. Bilimin ara bittiği izlerimle kapılınan dönemler çok olmuş. Dönemlerden bir tanesi bu. Hatta bunu Bay Tuvank'a affederler, bilim bitti demiş ama daha sonra kuantum görüntüsünü kendisi yaşamış. Ve bilim bitmemiş. Atom ölçeğine taşındığında ciddi sorunlar var bu paradigmada, bu mükemmel paradigmada. Dersiniz ya, atom ölçeğine nerede taşınmaz? Bilim insanları boş durmuyor. Mühendisler de bilim insanları sürekli yeni merak ve anlayış peşinde. Yeni yaptıkları aletlerle, ya bu işte atom diye dolguyu iyi kötü biliyorum. Demokrasi'den başlamış, Dalton'a gelmiş kimyasal maddeler var. İşte bir takım elementler geliniyor, madencilik gelişmiş falan filan da acaba bu maddenin derinliklerinde bu parçalamaya kalksanız altında ne var sorusunu ister istemez sormaya başlamışlar. Onun için atom ölçeğine gelindiğinde sorunlarla karşılaşın diyorum. 20. asrın başında, günümüzden yaklaşık 100, işte şu kadar yıl önce. Ya bu teknolojinin bize getirdiği fırsatlarla o derinlere girip atomun maddenin iç yapısına bakıp orada yeni izlerle karşılaşıyoruz. Ve dolayısıyla bu mikro evren, hala o mikro evren, o bugünkü mikro evren, bugünkü meta evren, yani mikro değil ama gün itibariyle bakarsanız bu 200 yıllık bir klasik bilim hükümranlığında ciddi sıkıntılar var. Biraz sonra sıkıntıları ve o sıkıntıların çözümü bağlamındaki yeniliklerden bahsedeceğim. Bundan şu çıkmayacak. Biraz sonra kuantum teorisini anlatırken şöyle bir izlenim vermek istemem. Baştan peşin olarak altını çizmek istiyorum. O teori çöküp yeni bir anlayış çerçevesiyle karşılaştığımızda şöyle söyleyeyim, özür dilerim, kendimle çekiştim. Dili düzgün kullanmamız gerektiğinde dönem fikir olmuştu. Şimdi o teoriyi yeni bir rejime uygulayıp da oradaki başarısızlıklar, bu teorinin çok başarıyla etkili olduğu alanlardaki başarıyı çöpe atmamızı gerektiriyor. Ne demek istiyorum? Başarıyla tamamlanan her uzay yolculuğu, Ay'a, Mars'a, nereye olursa, şu anda müthiş teleskoplar var, derinlere atlıyorsunuz. Hubble teleskopu örneğin, Newton teorisinin %100 geçerli olduğunun bir kanıtıdır. Bugün yapıldı. Newton zamandaki geçerli kanun o bölgeye, o rejim için bugün de geçerli. Bugün her bir uzay yolculuğu Newton teorisinin bir testi anlamına geliyor. Madem ki bilimsel olgular gözlem ve deneyle toplanmış ve yine gözlem ve deneyle test edilmiş, sınanmış olgular demediyse Newton teorisi her gün sınanıyor ve her gün başarılı geçiyor. Nerede? Geçerli olduğu rejimde. Şimdi radyo, televizyon, radar, GSM telefonlar, internet ve diğer bütün elektronik alandaki her nesne Maxwell teorisinin hala 1868 yılındaki kadar geçerli olduğunu söylüyor. Ama ben diyorum ki bu iki teori, Einstein'ın relativizmi içinde, geçerli olmadığı bir bölgeye gelip saplanınca o zaman oradaki sorunu çözmek gerekiyor. Bu da size yine bir bilimin işleyiş mekanizması bağlamında bir yol gösteriyor diye düşünüyorum. Şimdi kuantum teorisinin doğuşuna geldik. 20. yüzyılın başındayız. Şimdi buradaki mikro evren diye tarih ettim. Bu tarihi iyi vurgulamam lazım. O günkü mikro evren kuşkusuz. Yani 20. yüzyılın başında o günün teknolojik olanakları çerçevesinde ulaştığımız en küçük mesafe. Bugünkü teknolojik olanaklar çerçevesinde ulaştığımız en küçük mesafe bundan bir 10 mertebe daha kısa. 10 mertebe. 10 mertebe işte
milyon kere milyon kere 10 bin tane. Peki kuantum teorisi mikro evrenin yapısı ve işleyişine ilişkin kanunlar. O ölçekte bir kanunlar. Peki bunu tetikleyen ne bu yeni teorinin gelişmesini? Bazı gözlem sonuçlarını, hani o kısa mesafelerde maddenin derinlemesine inildiği zaman Newton-Maxwell paradigmasını kullandığınız zaman karşılaştığınız zorlukla başarısızlıkla tetikleyen mekanizma da o. Her başarısızlık yeni bir açılım, yeni bir çıkış yolu aranmasına ve bulunmasına yönelmiştir. Şimdi bu 1900 yılında başlayan bu sıkıntılar, sorunlar ve bunlara yönelik çözüm arayışları uzun bir süre sürüyor. Burada da özellikle gençlere verilen ders var. Sabırlı olmayı öğrenmek gerekiyor. Hiçbir bilimsel bulgu, gece yatıyorsunuz, yukarıdan işte istihareye yatmak geliyor bir eskilerde. Bir vahiy geliyor, sabah çıkıyorsunuz, bilimsel bir çeşitli yatıyorsunuz, öyle değilmiş. Dünyanın en büyük yüzlerce bilim adamının ne kadar çabasına mal olmuş bu iş? 26 yıl. Hem de görevliliği bu işe sokmadan önce. Görevliliğine katarsanız yaklaşık 27-28 yıl. Yüzlerce insan 28 yıl uğraşmışlar bu sentezi, ulaşabilmek için. Ve kuantum teorisi adı verilen şahit o. Şimdi yeni bir önümüzde fırsat kapısı, yeni pencere açılıyor dedik. O pencere de teknolojik bir olarak. İşte bu hızlandırıcı dediğimiz, yarın bütün detayıyla söyleyeceğim hızlandırıcılar. Bazı nesneleri, mesela helyum çekirdeklerini, o sırada helyum gazı belli. Helyum gazını yoğunlaştırıyorsunuz. Çekirdeği yalın olarak bırakıyorsunuz. Yüklü bir nesne, bir kondansörün büyük bir nesnesi arasına sokarsanız, yüksekte bir voltaj bağlarsanız öbür taraf hızlanarak ulaşır. Daha yüksek bir voltaj bağlarsanız iyice hızlanır ve gidip başka bir maddeye kafa kafaya vurdurursanız o yüklü parçacık, küçücük parçacık o maddenin içine nüfuz etmesi ve içeride onun bitenin farkına varması olması. Rutherford adına o büyük dahi, deneysel dahi bunu yapmıştı. Alfa parçacıklar olarak biliyor nükleer biyolojide ama işte yüklü yoğunlaşmış hidrojen çekirdekleri. Ve bunlardan maddeyi bombardıman edince fark ediyor ki maddenin içinde küçük yapı taşları var. Aslında insan bu maddenin içi büyük ölçekte boşluk anlıyor. O boşluğun içinde bomb yapılar var. O yapı en derin iç noktasında çok küçük bir bölgeye yoğunlaşmış. Bu yüzden eksi 15 metre. Yani bir nanometrenin milyonda biri. Hani Türkiye'de bugünlerde çok almayacak yüksek bir sözcük var. Nano ve havada diyor. Yani o nano teknoloji bayağı var. Nano teknoloji değil ki. Şimdi o yüzden eksi 15 metrede yoğunlaşmış yüksek bir pozitif yük yoğunluğu var. Onun iki uzağında ve bir de eksi yüklü bir bulut var. Elektron yapı adlandırıyoruz. Atomun ölçü yaptığı ilk fikir sahibi olmak istiyorsanız bizim köşedeki stadyuma bakın. O stadyumu atomun ölçeği olarak düşünürseniz ortasına bir topluğuyla batırın, o topluğuyla da çekirdek. Ölçekler arasındaki farkı görmek istiyorsanız. Yani atomlar esasında boşluklar. Çekirdek içinde ne kadar yüklü, elektrik yük varsa onun etrafındaki bulutta da onu kompanse eden, telafi eden o kadar eksi yük var, eksi yük var. Bunlar elektronlar deniyor ve bunlar çok yükleşiniz. Hepsi ölçülüyor zaman içinde. Hafif nesneler ama asıl atomun kütlesi çekirdekte yoğunlaşmış. Bu bir anlayış. 1910-11 yıllarında Rutherford tarafından tetiklenen bu etkinlik dünyadaki bütün ileri laboratuvarlarda geliyor. İnsanlar bu cihazları oluşturuyorlar ve bu deneyleri yapıyorlar. Her bir gün bir atomun yapısına ilişkin işte falanca atomun çekirdeğinde 6 proton var, şu kadar nötron var, nötron bilim benziyor. Şu kadar artı yük var, işte diyelim ki karbonu anlıyorlar, oksijeni anlıyorlar, hidrojen zaten en kuvvetli anlaşılıyor. Anlayış dağarımız giderek artıyor. Bu teknolojik ve gözlemsel bir anlayış çerçevesi. Acaba bu anlayış çerçevesini şimdi mevcut paradigma çerçevesinde bir test edebilir miyiz? Newton, Maxwell, Einstein, klasik fizik çerçevesinde anlayabilir miyiz bu atom bombasını? Şöyle düşünüyorum. Ortada madem ki bir artı
bir yoğunlaşmış bir yerde artıyor, var etrafında eksiklikler var. Bir planet sistemine, acaba güneş sistemine benzetebilir miyiz? Çok akıl yürütme bu. Kant anlamındaki akıl, salt akıl yürütme. Bunu bir planet modeline benzetsek, orada da işte güneşin olduğu yere çekirdeği koysak, planetleri de elektronları da planetlere benzetsek, işte elektrik yörüngeler üzerinde hareket edebilirler öyle. Çünkü aradaki kuvvetin bir bölü ne kare gibi olduğu biliyoruz. Nereden bu Baikonur geçen asırda iki yüklü nesne arasındaki kuvvetin aradaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu bulmuş. Tıpkı Newton'un Güneş ile Dünya arasındaki kuvvetin aradaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu bulduğu gibi. Bakın bütün bölüm parçaların bir araya konması gerekiyor. Ama öyle o kanun da elinizde bir planet modeli olarak düşünelim. Güzel. Hemen derse daha tamam bilebilmiştim ama yeniden bitirdik onu da anlıyor. Acaba bu anlayış doğru mu? Şimdi Newton'un kanunu çerçevesinde bunu planet modeli benzettiniz. Çekirdek güneş, işte elektronlar da görünmüş bir lambda güneş dünyanın sahibi. Ama bir fark var planet modeliyle. Bu nesneler hepsi elektrik yüklüdür. O zaman Maxwell'in öbür elinizde bulunan diğer teorisi geliyor. Maxwell diyor ki, eğer siz yüklü nesneleri ivmelendirirseniz, yani bir dairesel yörünge boyunca hareket etmek, onu ivmeli hareket ettirmek demektir. Freshmanistikten hareket ediyoruz. O zaman bu ivmelenen elektrikli yükler, elektromanyetik dalga ışınmaları gerekir. Elektromanyetik dalga ışınmaları nedir? Bir enerji yaymak. Bunun yörünge üzerindeki hareketinde bir enerjisi var. Ama sürekli enerji dalgası yayılıyor. Dolayısıyla enerji azalıyor. Enerji azalınca çekirdeğe yaklaşıyor. Ve şurada olamadı. Ve bu ne kadar sürede olduğunu hakkında fikir edinmek için atomik ölçeklerdeki süreleri ve işte ölçekleri iyi düşünmemiz lazım. Saniyenin milyar kere milyarda bir sürede bu elektron çekirdeğin üzerine düşerek atomun yok olması gerekir. Şimdi bu ölçekleri ben çok seviyorum da bilmiyorum herkes sever. Mesela atomik ölçekteki zaman skalası nedir diye bir soru sorsun. Atomun boyutu 10 üzeri eksi 10. Yani 10'da 1 nanometre. 10 üzeri eksi 10 metre. Işık hızı saniyede 300 bin kilometre bölü saniye. Acaba bir ışık hızı atomun bir kenarından girse öbür kenardan ne kadar sürede çıkar? Bakarsanız 10 üzeri eksi 16 saniyede olduğunu biz böyle hep parmak hesabı yapıyoruz. 10 üzeri eksi 16 saniye. 10 üzeri eksi 12 olsa milyarda bir. Milyar kere 100 binde bir saniye. Ölçekler bunlar. İnsanın ölçüsü kendisidir, makroskopik ölçektir. Bay Protogras'a selam olsun. İnsanın ölçüsü mikro evrende kendisi değil. Orada sağduyu da geçerli değil. Sağduyu çok klasik bir kavram. İnsanoğlu da klasik bir yaratık. Tabii Amerika'da konuşma yaptı olsaydım, bilmeyeceğini dediğince, animal herhalde. İnsanoğlu da işte klasik bir yaratık. Klasik bir sağduyu kavramıyla klasik bir yaratık ilişkisini kurduğunuz zaman klasik olmayan bölgeyi anlaması mümkün değil. Ne anlayabilirsiniz, ne orada etkin olabilirsiniz. Ölçekler başka. 10 üzeri eksi 16 saniyeden bahsediyoruz. Atom ölçek. Onun kronometresi 10 üzeri eksi 16 saniyede bir tek yapıyor. Bizimkiler hani bize diyelim bir 5 saniyede bir yapıyor. Bazı uzak bölgelerde yine işte artı eksi 1 yıl uzatıyor değil mi? Zaman bilimi olarak. İşte ilk başarısızlık ve bence geri kalan hiçbir şey devam etmeme neden yok artık. Klasik fizik ne yazık ki bu alanda çalışıyor. Müthiş bir başarısızlık. Ne bu planet modeli doğru ne de Newton artı Maxwell teorisini ilerlettiği bu ilişkine birlikte kullanırsanız kararlı atomları açıklayabilir. Atom kararlı. Biz kararlıyız. Ben 67 yıldır yaşıyorum. Sizler de 10, 20 yıldır, 20 yıldır yaşıyorsunuz. Vücudunuzda bir oluşma yok. Atomlar, şimdi düşünün, atomlar kararsız olsaydı hepimiz anında yok olabilirdi. Bir böyle bir şey yok. Tabii atomlar kararlı ama bu kararlı ben klasik çerçevede anlatamadığıma göre oturup bu kanunları bu bölgede, yani geçerli olduğu bölgede değil, bu bölgede, onda bir nanometre bölgesinde gözden geçirmek. Şimdi atomlar kararlı da atomlar tabii kuşkusuz. Bu dediğim türden sonsuz, çok kısa sürede sürekli bir yayılım, ışıma yapmıyor ama atomları uyardığınız zaman, ısıttığınız zaman uyarılmış diyoruz. Onların saldığı ışıklar var.
Atomlar ışık salmayan nesnelerden değil. Öyle olduğu için de zaten pek çok şeyi görebiliyoruz, kullanabiliyoruz deneylerde. Öyle olduğu için galaksinin ucundan gelen bir takım sinyalleri, 21 santimetre sinyalleri alabiliyoruz. Şimdi atomları uyardığınız zaman atomlar kesikli çizgiler. Her bir atom için karakteristik olan kesikli çizgiler yayıyor. Bunu işte üniversite yıllarında atom fiziği dersinizde görmüştünüz. Yani demin söylediğimden ters anlam çıkarmayın diye bunu söylemek gerekirse. Başka bir yine gözlem 20. asrın başında. Hatta Einstein'ın da o kötü paperlarından birinde bu konularda bazıları kötü paper olarak öğrenciyken yazdığı paperlardan biri. Siyah disk ışıması diye bir olgu var. Metal bir kutu düşünün. O metal ısıt. İşte akor olunca evet. Ondan sonra da içinden bir delik açın. Oradaki radyasyonu alın. O radyasyonun çıkan radyasyonun frekansını sıcaklığın fonksiyonu olarak resmin. Örneğin. Ne görürsünüz? Şimdi bakın, Stefan Boltzmann diye o asırlarda yaşayan klasik fizikçiler şöyle bir grafik görmüşler. Patlıyor sıcaklık yükseldikçe. Ama oradaki hiç böyle sonsuz enerji çıkmıyor biliyorsunuz. Sonsuz enerji çıkmıyor ama sonsuz teorik, klasik denklemleri kullandığınız zaman şöyle bir grafik görüyoruz. O sonsuza kadar gider. Sıcaklık iyice yükseldikçe sonsuz enerji almanız lazım. Tabii bu o kadar garip oldu ki, eğer bilim kurguya meraklıysanız buradan enerji makinesi üretebilirsiniz sonsuza. Ama öyle değil. Derler ya, hiçbir şeyden bir şeyi kazanmak mümkün değil. Çok güzel kurdum insanlara. İşte bunu anlaşılması lazım. Bu bir sakatlık, bir patoloji insanı. Dedi ki, işte bu iki örneği derdek de yetmeyin. Çünkü dersiniz burada fizik dersi değil. Bunu artırmak da mümkün. Anladık ki o zamanın değerli büyükleri yeni paradigma gerekiyor. Yani bu Newton, Maxwell, Einstein paradigması bu ölçekteki fiziksel süreçlerin anlaşılmasına uygun değil. Sol tarafta Newton, Maxwell'i gösteriyorum. Sağda da diğer büyük kurucu babalar var. Einstein ve Planck seçebildiğinizi düşünüyorum orada. Diğer kurucularından da var. Şimdi önce kronolojiyi peşin verin. Sonra da özetlerken kısa bakıyorum. Şimdi Planck, Max Planck 1900'de bu karaciğer ışıması paradoksuna, başarısızlığına dikkat yoğunlaştırmış. Ve o frekansla çıkan yani enerjiyle sıcaklık arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik önce klasik ilgilenip kanunda demiş. Sonra da meşhur Planck kanunu diyebildiğimiz enerji ile frekans arasındaki beyin ışığı enerjisi ile frekans arasında bir ilişki olduğunu ve çok dahiyane bir yöntemle biraz dolaylı tersten giderek doğrusu isterseniz. Hatta ilk anda yorumunda bir hata da var. Planck bu osilatörleri sonsuz osilatör modeli düşünmüş. O metal kutunun duvarındaki atomlar osilatör. Çok ilginçtir bilim tarihi bakımından. Esasında sonsuz sayılı osilatör olan duvardaki metal atomları değil, elektromanyetik alan dediğimiz ışık. Alt elektrodinamikte bugün biz onu bayağı aşağı düzeylerde sınıflarda öğretiyoruz ama unutmayın bu 1900 yılının zamanı. Ama herhal bekar da şu grafiği bulabilmiş bayağı. Yani şu klasik hastalıklı grafiği değil şu grafiği. Yani doğru enerji ile sıcaklık arasındaki profili doğru şekilde vermek gerekiyor. Sonra Einstein geliyor. Einstein de çok mütevazı. Gerçekten bugün ölçeklerde biz kuantum mekaniği dersinde Einstein'ın bıraktığı yerden başlayıp bu fende bayağı master dersinde götürdüğümüz düzeye çocuklar derste diyorum. Rahmetli Einstein kalsa gelse ya bu kadar basit bir derste bu kadar ileri düzeyde anlaşılabiliyor mu? Doğru anlaşılıyor. Einstein'ın katkısı çok mütevazı. Fotoelektrik olay dediğimiz sürece, ben buraya ayrıntıya yazdım da zaman herhalde izin vermeyecek, ayrıntıya giremeyeceğim ama şöyle bir olgu var. Metal yüzeylere ışık düşürürsünüz. Bu metal yüzeylerde elektron kopuyor. Elektronun tabi çıkan enerjisini ölçebilirsiniz. Gönderdiğiniz ışığın frekansının parlaklığını değiştirip bu ikisi arasında korelasyonlar, ilişkilere bakabilirsiniz.
Einstein buradaki ilk anda klasik fizik çerçevesinde anlaşılması mümkün olmayan bu sürece bakıp ne yazdığı en basit paperlarına görüyorsunuz gerçekten. Ama ne tuhaftır, bunu bir de o paperdan veriyorlar. Einstein'ın yazdığı, Einstein yaptığı her şeyde devrim yapmış bir adam. Özellikle öğrenim görüntüsü, genel bir öğrenim görüntüsü. Bu, istatistik mekanik özellikleri, ramanetikleri olabilir. Kuantum enformasyon teorisi, kendi kurucu babası olduğu kuantum teorisini eleştirirken geliştirdiği argümanlarla gelişimine yol açtı kuantum enformasyon. Mesela, evet, Bose-Einstein buluşmuşsun, kuşmuşsun. Ama Einstein, bu 1905'teki mütevazı tehtiriyle ışığı Newton zamanında muhteşem parçacıklarmış. Ay Hügel, o başka Hollandalı bir dahi zamanda dalga etti. Yan doğru dalga olduğunu göstermiş. Daha sonra Einstein gösteriyor ki bu fotoelektrik olayı deneysel bir süreç var orada anlamaya çalışıyorsunuz. Bunu anlamanın yolu ışığın noktasal enerji paketçiklerden oluştuğunu düşünmek. İnişlik çıkışa bakar mısınız? Yani bu öyle bir gizemli bir nesne ki bu ışık. Bakın evrenin, ben yazdığım makaleye evrenin gizemli nesnesi diye başlık koydum. Kimileri zaman, kimileriyle noktasal parçacık gibi, kimileriyle dalga gibi görülmüş ve bin bir suratlı bir nesne. Sürekli dalga ile ışık arasında anlayış çerçevesine koyuyoruz. Gerçekte ne olduğu, realite ne olduğunu bilmiyoruz gerçekten. Bizim anlayış yorumumuz bu. Değişik bilim adamları bu şekilde yorulmuş anlamışlar. Her neyse. Kuantum mekaniğinin bugün bizim bildiğimiz anlamdaki sentezi 1925-26. Relativistik kuantum mekaniği de anlamına gelmiş. Yani relativiteyle Einstein relativistik kuantum mekaniğinin evlendirilmesi sürecinden bahsediyorum. O çok önemli bir evlilik kuşkusu. O işte oradan relativistik kuantum mekaniği ve kuantum bu alanlar teorisi çıkmış oldu. Yarınki konumun esas omurgası bu. Standart modeli ve bütün o nesneleri anlamak için kuantum bu alanlar teorisine ihtiyacımız olacak. Yani relativite ile kuantum mekaniğin evlendirilmiş şekilde ihtiyacımız olacak. Ve burada kuantum elektrodinamiği de işte o çerçevede anlaşılması gereken bir şey. Ve burada çok önemli bir teknolojik şahika var. Şimdi kuantum dünkü konunun omurgası buydu. Gelişim devrimine yol açan kuantum teknolojilerinin başlangıç noktası buydu. 1947'de transistör geliştirilmiş. Transistör salt kuantumsal bir nesne. Klasik olarak anlaşılması ve düşünülmesi, yapılması mümkün olmayan söz konusu bir ve bunu alan, bunu geliştiren kişilerden biri Bardi. Daha sonra bu süper iletkenliği keşfettiği için de ikinci Nobel'ini almışlardan. Tarihte iki yüksek Nobel'i birinden almışlardan biri. 1947. Sonra 60'larda lazer var. Lazer de salt kuantumsal bir olay. Sonra 90'larda Bose-Einstein yok. Bunun hepsi arkasında Einstein imzası taşıyor, biliyor musunuz? Lazerde Bose-Einstein yoğuşmasında ve 1990'larda kuantum enformasyon ve iletişim teknolojileri yine Einstein. Ve buradan hayatı boyunca bu kuantum teorisini çürütmeye çalışmış, biliyor musunuz? Hep yaptıkları kuantumun babası mimarı 1905'te değişik yapıyor. Yani sürekli huzursuz bir beyne sahip. Yenilik peşinde, yeni arayışlar peşinde, yeni arayışlarla sürekli bir şey keşfediyor. Keşfediyor insanlığa atmak. Bakın burada sıraladığım her şey yani aynı şartlar arasında aynı adı var. Ve buna elemanı, yani futbolcular devam çekiliyor ama elemanı, mazerleri, süperleri, atom saatleri vesaire ekleyebilirsiniz. Kuantum teknolojileri, yani bugün bir çağdaş uygarlığın altındaki teknolojiler. Şimdi kuantum kavramını oluşturmaya girelim. Şimdi hocam nerede durmam gerekecek? Tek bir yerde durmam gerekecek. 2.45, 3'te de... 2.45, hala vaktim var, tamam. Gel bir saatten biraz yapmam. Şimdi burada Max Planck'ın varsayımı ne? Enerji ile frekans arasında bir ilişki. Enerji frekans doğrusu. Ve bu hesabı doğru diyor, spektrum doğru diyor. Özetliyorum, bu tabi arkasında çok değişiklikler var. Einstein de ışık için bu frekans doğrantılı enerji paketçiklerle oluşturduğunu söylüyor. Ve bakın ışık için çerçeve tamamlanmış. Burada bu fotoelektrik olay var. Einstein'ın özellikle Nobel almasına neden olan ve kuantum teorisinin başlangıç spektrumu dediğimiz o gerçekten basit. Ha, hatta Gürtüros'da ilkokullarda müfredatla koysalar da öğretseler. Biri bağdan böyle çıkıp şakalar yapıyorsunuz da Gürtüler de bana çok kusuyorlar bunu da. Ama tabii belki orta öğretim üzerinde de öğretim.
Yani metalin üzerine ışık düşerse, ışık orada metalin üzerine elektron söker. Elektronların bu enerjisiyle ışığın ilişkisine bakarsanız, ışığın yine enerjisinin kuantum paketçikler halinde olması gerektiğini kanıtlayan deney bu. Bu uzun deneyi atlıyorum çünkü bu beni çok vaktimi alacak. Bunu uzun uzun yazdım, bilim toplumda yazdım, makalemde yazdım. O kadar önemli ki esasında. Einstein'ın büyüklüğünü belki orada görüyorsunuz. Çok basit olduğu için çok güzeldir. Basit ve güzel. Şimdi bu fizikte bir estetik olgu vardır. Bir iş basit ve güzelse büyük olasılıkla doğrudur bu iş. Derin, doğru ve derindir. İş karışık, çirkinleşince onun doğruluk ihtimali vardır. Tabii bu estetik dediğim gibi bilimsel değil ama. Şimdi demek ki ışığın parçacık gibi davrandığını bu fotoelektrik olayla burada uzun uzun anlattığım süreçte anladım. Özetlersek, burada bir özet yapıyorum. Bu önemli değil. Bir surat foton dedi dışarıda. Newton, tekrar veriyorum, Newton bunu bir tanecik sahanına vermiş, yağmura. Daha sonra Newton'un çağdaşı olan o dahi Hollandalı bilim adamı Huygens tarafından ışık dalga tabiatı olduğunda böyle sürülmüştü. 1801'de çok önemli bir deneysel fizikçi var, Young adlı. Ve derler ki bu denek tarihinden önemli bilimsel deneylerinden biridir. O da ışığın gerçekten dalgalar gibi, sudaki dalgalar gibi davrandığını kanıtlamış. Fatih Max Einstein'a gelince de gördük ki o orada parçacık gibi davranıyor. Ama en azından bazı süreçler içinde fotoelektrik olaya taraf olduğu zaman ışık parçacık gibi davranıyor. Çıkan ders, ışık değişik rejimlerde, değişik davranışta hem parçacık hem dalga gibi davranabiliyor. Evet, sonra yazdım. Şimdi klasik olarak bu belli ki tasvirli bağlamda sıkıntı yaratıyor. Elinizde ışık diye güzelme bir nesne var. Bazı rejimlerde dalga gibi, bazı rejimlerde parçacık gibi davranıyor. Halbuki klasik çerçevede parçacık ve dalga karakteri birbirinden tamamıyla farklıydı. Çünkü durum belirlenmesi dediğimiz, durumun belirlenmesi süreci formül anlamda çok büyük farklılık göstermekteydi. Ama bu iki fiziksel olgu burada üst üste binmeye ve yakınsamaya başladı diyebiliyorum. Yeni bir paradigmaya yol açıldığı belli, yani yeni bir açılımın eşiğinde olduğumuzun bir kanıtı. Bu ışık için, fizikçiler ve genel bilimciler de ilk defa haksızlık etmemek için diğer bilim insanlarla yeni bir olguyu keşfettiğiniz zaman o olguya ilişkili başka olguları sorgulamaya başlıyorsunuz. Işık hem parçacık hem dalga gibi davranıyorsa, 1897'de keşfedilmiş belki de parçacık fiziğinin mikro evreninin en temel parçacığı, elektron diye bir parçacık var. Onu işte elektrik alanları, manyetik alanların içine gönderdiğiniz zaman parçacık gibi kıvrılıyor, dönüyor ve yörüngeler çiziyor. Acaba bu bizim maddesel diye betimlediğimiz bu parçacıkla dalga gibi davranabilir mi? Bunu sorgulamaya başlamışlar. Çok ilginçtir, De Broglie adlı bir soylu Fransız. Kuzenlerinden biri Fransız Başbakanlığı yapıyor işte bu yönetimlerinde. Bir doktora tezi yazıyor, elektron için bir dalga modeli öne sürüyor. Şimdi bakın burada iyi örnekler var. Einstein 1905 paper'larını yazdığı zaman 24 yaşındaydı. Bu da işte doktora tezinde elektron için bir dalga modeli yazıyor. Elektronu dalga olarak anlayabilir miyiz? Öyleyse nasıl bir formülasyon yapmam gerekir diye yola çıkıyor Bay De Broglie. Ve bu makalesini Einstein'a gönderiyor. Einstein hızla fark ediyor ki çok önemli bir şey. Ve bu makalenin yayılmasına bile dünyasında kabul görmesi için ağırlığı koyuyor. Einstein o sırada önemli bir adamdı. Çünkü 1905'te başladı, 17'de genel yönetmelisini çıkardı. Ve bu arada yarı tanrısal bir statüye yükselttiler. Daha önce işsiz kaldığı halde böyle garip bir şeydi tabii. İşin sosyolojisi de başka. Bilmiyorum, Einstein'a bir fon filmine baktınız mı? İnternette serbest olarak ben. Orada kötü bir Einstein resmi çiziyorlar ama arka fonda söylenenlerin yarısı yarıya yakın doğru doğrusu. Şimdi demek ki ışık için yapılan bu kadar ikililik, dalga parçacık ikililiği, bu De Broglie'nin bu hipotezi teorik formülasyonu sayesinde o zaman maddesel parçacık diyebilen elektronla genişletilmiş oluyor. Çok
kısa bir süre sonra değil, belki kısa bir süre yazmışım buraya ama süreler arasında kısa, geceden sabahı değil. Birileri, içlerinde Thompson adlı bir kişi de var, elektronun bu dalga karakterinde olduğunu deneysel olarak anlatıyor. O 1920'li yıllarda. Bu Thompson, 1897'de elektron parçacığını bulan J.J. Thompson'un oğlu. Buna da bunu veriyor. O parçacık elektronu keşfeden kişi, bu da elektronun dalga karakterinde olduğunu deneysel olarak anlayan kişi. Müthiş bir baba oldu değil mi? Irklar babalarından öğrenilmiş. Şey, bu iyi öğrenmiş bu aslında. Bazen başka şeyler de öğreniyor. Demek ki ışık için iniş çıkışlar varmış ışık ve dalga ve parçacık karakterinde. Bir anlamda bunu maddesel, en iyi bilinen maddesel parçacığa da genişletince bir noktada düşünsel çerçeve sanki tamamlanmış. Doğada parçacık diyebildiklerimiz bazen dalga gibi, dalga diyebildiklerimiz de parçacık gibi davranabiliyor. Bu çok klasik düşünsel çerçevede şimdi oldu. Büyük bir iyi. Dalga parçacık. Rejim uygunsa, parçacık gibi rejim uygunsa dalga gibi davranabiliyor. Doğadaki temel ilgisi. Artık parçacık demeyeceğim çünkü parçacık dediğiniz bazen dalga, dalga dediğiniz parçacık. Temel nesneler ikili davranış gösteriyor. Şimdi kuantum paradigmasını geliştirmek için bir takım şeylere hızla değinmem gerekiyor. Bir tanesi, şimdi 20. yüzyılın başında ki atom dünyasını anlamaya yönelik bütün bu çalışmalar, yüzlerce bilim insanının, yüzlerce değişik kurumda, Avrupa'nın, işte dünyanın her yerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda iki temel özellik ortaya çıkıyor. Bir, mikro evrendeki fiziksel parametreler belli birim değerleri ya da tam katlarına sahiptir. Orada renkten dolayı umarım görünce sıkıntı yok ama güya iyice belli olsun diye o kötü renge çevirdiğimi fark ediyorum şimdi. Örneğin elektron, hani 1897'de keşfedilen o en temel parçacık, kütlesi ve elektrik yükü belli değerlere sahip. Yarım elektron yok örneğin, o zamandan beri görülmüş. Yarım ya da başka süratli elektronun yük biriminde elektrik yükü taşıyan serbest herhangi başka bir nesne de yok. Serbest yok. Kimileri diyecek, korkan oldum. Serbest. Şimdi bakın, elektronun yükü evrensel bir sabit karakteri. İki elektron yükü, üç elektron yükü, beş elektron yükü, 75 elektron yükü ve 1.001 elektron yükü diye nesneler yok. Kütlesi de öyle. Doğadaki bu mikro evrendeki temel bir özellik, fiziksel parametreler belli birim değerleri ya da tam katlarına sahip. Bu bir. Fiziksel büyüklerin kuantizasyonu diyoruz biz buna. Kuantizasyon başka bağlamda anlaşılması. Burada belli değerlerde paketçikler haline gelmesi. İkinci temel özellik bütün bu çıkarsama olarak yapabileceğimiz yüzlerce deneysel çalışma sonucunda. Deneysel çalışma göre biraz sonra göreceksiniz. Fizik çok deneysel bir bilim dalı. Bilgiye edinmenin tek yolu gözlerle deney. İşte o arada bir ara kötü bir ifade kullanmıştım. Bayman Barakam'da derecinde yani tam akıl değil. İnsanın ölçüsü insandır ama makroskopik ölçekte, mikroskopik ölçekte değil. Öbür çıkan sonuç, mikroskopik ölçekte fiziksel olaylar istatistik karakteri sahip. Bir başka şekilde ifade edersem, tek bir olayın sonucu makroskopik ölçekte olduğu gibi kesin bir şekilde öngörülebiliyor. Ancak topluca ele alındıklarında sonucu ortalama olarak görebiliriz. Bu kendi başına ayrı bir konferans konusu. Geçen yıl biraz hadiseli bir şekilde tamamlanmış olan bir konum kursu yapmıştık Büyükhamşı'da. Orada bu konuları bir hocayla beraber tartışmıştık. İşte bu konum paradigmasının ikinci özelliği, istatistik tabiatı, işte bir parçacık demetini, birçok parçacıklar demetini çekerekten gönderirseniz, karşıda makroskopik fizik çerçevesinde göreceğiniz dağılımı değil, kesikli interferans, girişim çizgileri görüyorsunuz. Bu da bunun deneysel tadı. Ama dediğim gibi bu süreci yarım saatlik bir konferans boyunca ayrımıyla tartışmak gerekebilir. Şimdi ölçme konusuna geldim. Bir dedim, fizik olgusal ve deneysel bir bilim
dalı. Ve nesneler hakkında bilgi edinmenin tek bilimsel yolu gözlemle deneyim. Tek yolu. Diğerlerden gelmiyor bir aşağı doğru. Gözlem ve deney yapıyorsunuz. Ve onu kodifiye ediyorsunuz, sonra sınıyorsunuz. Yeni açılımlarla tekrar gözlem ve deney yapıp yeni açılımlar yapıyorsunuz. Gözlem ve deney. Bilimsel devrimin insanlığı armağanı bu. Yeni bilgi edinmenin tek yolu olarak gözlem ve deney ortaya çıkıyor. İşin temelinde ölçüm var. Burada işte fiziksel mühendisler yani deneyin bu kadar yaşamsal dediğimiz merkezi rol oynamaya başlaması bu etkiye geçiyor. Peki ölçme ne demek? Şimdi işte felsefenin burada önemli rolü çıkıyor. Hani insanın ağzından çıkan ne kulağı duyması gerekir derler ya, kullandığınız olguları çok doğru duymak lazım kavramları. Şimdi ölçüm yapmak ne demek oluyor? Ölçüm yapılan nesneyle bir şekilde etkileşmemiz gerekiyor. Biraz sonra bir resim göstereceğim. Cetvel ölçümüne benzemiyor. Onun üzerine eksi 10 santimetre de daha derindeki nesnelerle etkileşmeyi düşünüyoruz. Etkileşme varsa o zaman bir müdahale var sisteme. Sisteme müdahale varsa ölçtükten sonra sistem daha önce kaldı değil ki siz sistemi ölçtüğünüz zaman bozdunuz. Alın size müthiş bir gerçekten sıkıntılı bir alan. Peki klasik fizik nereye nasıl olur? Madem ki klasikten kuantuma giden bir yolda yürüyoruz. Bunun kuantumda böyle bir tuhaflık olduğunu fark ettik. Zaten girerseniz kuantum için bazıları kuantum weirdness, acayip bir tuhaflık da diyorlar. Bu gerçekten hiçbir sağduyu kavramıyla bu düşmenin yeni bir alana girdi. O alanda çok rahatsızlık duymak da mümkün. Eğer çok koşullanmışsanız klasik olarak sağlığı yukarılarına kan tutuyorsun. İşte bu bağlamda koşullandıysanız korkunç rahatsızlıklarında kalırsın mümkün. Klasik fizikte peki nasıldı da bütün bu soruları sorgulamadık? Newton, Maxwell, Einstein paradigmasında. Oradaki ölçümlerin rahatsız etmediği, tedirgemediği varsayılıyor. Peki çok meşhur varsayılıyor değil mi bu? Öyle idealleştirme yapıldı belli. Peki idealleştirme yaparken kullanılan yöntemler neler? Bir felsefi kavramlardan bahsediyorum. Sıfıra götürülmesi de etkileşmenin istenildiği kadar küçültülebildiği varsayılıyor klasik çerçevede. Ama unutmayın klasik çerçevede mikro evrenle uğraşmıyorsunuz. Makro evrenle uğraşıyorsunuz. Elinizde milimetre ölçeğinde hassasiyet olan bir jetler var. Çok küçük şeyleri ölçüyorsunuz. Yaptığınız hatanın milimetre merkezinde olduğunu biliyorsunuz. Onu düzeltebilirsiniz. Çünkü makroskopik nesneleri ölçüyorsunuz. Düzeltebileceğinizi biliyorsunuz. Bir de etkileşmenin de istenildiği kadar küçültülebileceğini düşünüyorsunuz. Termometreyi daldığınız bir sıcak suyu ölçmek için. Belli bir derece buluyorsunuz. Ölçtüğünüz sıcaklık bu mu? Değil. Çünkü sıcaklığı ölçmek için iki sistem arasında bir enerji alışverişi olması lazım. Oradaki enerji daha sıcak olan sıcak sudan size aktarıldı. Çok küçük de olsa aktarıldı. O halde ölçtükten sonra sıcak suyun sıcaklığı ölçmeden önceki sıcaklık değil. Ama nasıl düzelteceğimi biliyorum. O klasik fizikte nasıl düzeltme yapacağınızı biliyorsun. Hatayı nasıl hesaplayacağınızı biliyorsun. Ayrıca klasik işlem sonunda hala ihmal edilebilecek kadar küçültülemeyen tedirgemeler kalıyorsa klasik fizik nedensel ve belirleyici olduğunda, nedensel ve deterministik olduğunda biz hesap yoluyla bunların etkilerini istenilen hassasiyeti hesaplayıp, yaptığımız tedirgemeyi hesaplayıp, ölçmeden sonra önceki sıcaklık şudur diyebiliyordu. Klasik fizik ne kadar daha hatırlasınmış değil mi hatırlasınmış? %100 kesinlik var. Deterministik de nedensiniz. Ölçüm de onun için %100 doğru, hataları doğru öngörebildiğiniz için. Şimdi bu klasik fizikteki kesinin ölçümleri bir bakıma başka bir teorik kanıtı da durum kavramının tanımında yapıyor biliyor musunuz? Şimdi tekrar geri döneyim çünkü yeni kuantum durumuna geçeceğim doğru için. Durum sistemi oluşturan tüm parçacıkların verilen bir andaki konumları ve momentumları veya hızları veya hareket durumları kavramıyla. Durumun biliniyor olması tüm bu parametrelerin kesinlikle biliniyor olması demek zaten.
Madem fizikte tek bilgi edinme yolu ölçümdür, demek ki tüm bu dinamik parametreler aynı zamanda eş zamanda, eş zamanda çok önemli bir alanda biliyorsunuz. Kesin olarak ölçülebilmektedir. Yani sistemi kapatalım. Ölçüm kesin, durumun tarifi de ölçümün kesin olmasını gerektiriyor. Tutarlı bir teori varsa. Eğer bu ikisi birbirine çelişseydi, klasik fizik tutarsız bir teori olurdu. Çünkü geldim kuantum ölçümleri. Zorluğu hemen söylüyorum. Mikro ölçekte artık etkileşmeleri dilediğimiz gibi küçültemiyoruz. Bir, zira atom ölçeğinde tüm fiziksel özellikler gibi elektrik yükleri, örneğin sadece elektronik yük gibi bir sabitin tam katları olarak karşımıza çıkıyor. Ben onu küçültüp sıfırlayamıyorum. O bir birim olarak ortaya, bir birim olarak. Elektronik yükü azaltamayacağımıza ve etkileşme kuvvetleri de elektrik yüküne bağlı olduğuna göre etkileşme şiddetini ve dolayısıyla ölçme işleminin oluşturduğu tedirgemeyi klasik ölçümde olduğu gibi dilediğimiz gibi azaltmamız mümkün değil, bitti işte. O tedirgeme orada çok belirleyici olarak orada. Onu azaltıp imal etmek ve etkisini sıfırlamam mümkün değil. Bakayım o resim silmiş mi? İşte resim bu. Mikroskopik ölçekte onun üzerine -10 ve 1, onda 1 nanometrede ölçüm yapıyorsunuz. Metreyi oraya sokmanız mümkün değil. Metrenin kendisi her 1 santimetre küpünde onun üzerine 26 tane atom lazım. Siz mikroskopik ölçekte o resimler üzerine ışık gönderip ışığın yansıttıktan sonra momentumunu ölçüyorsunuz. Oradan momentum ölçümü yapıyorsunuz ama o ışığı gönderip mikroskopa doğru yansıttığınız zaman saptırdınız. O ondan sonra hareket konumu değişti. O halde ben demek ki momentum ölçtüğüm zaman konumu değiştiriyorum, konumu ölçtüğüm zaman momentum değiştiriyorum. Mikro örneğindeki ölçüm işlemi, ölçülen nesne üzerinde istedildiği kadar küçük olmayan ve kontrolde, %100 kontrol edemediğimiz değişiklik oluşturuyor. Yani ölçtükten sonra sistemin durumu farklı. O zaman durum ne? Siz bir ölçüm yaparken durumu bozuyorsanız durumu anlamak için ölçüm yapmanız mümkün değil. Çünkü bakın kuantum metreyi zor yapmak. Ben de size kuantum öğretmeye çalışırken kuantum zorluklarıyla yüz yüze getirerek öğretmeye çalışıyorum. Çünkü hakikaten winner bir alan gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu eş zamanlı ölçüm işlemini olanaksız kılacak yeni bir tuhaf özellik. Bu durumu bozduğunuz eş zamanlı ölçüm yapamıyorsunuz. Ölçmek istediğiniz iki D ve Q, konum ve momentum özelliğini göz önüne alın. Bunların önce P, Q sırasında önce momentum ölçtüm, sonra konum ölçtüm, bir başkası da oturdu, bir başka deney yaptı. Önce Q'yu ölçtüm, sonra momentum ölçtüm. Klasik olarak en üstünde bir P ve Q'yu bulurum. Hiç sonucuna etkilemez deniz değil mi? Öyle değil. Şimdi bunlardan farklı sorun çıkacağı belli. Peki soru şu, hangisi doğru ölçüm? Ben hangisi doğru ölçüm diye önce P ve önce P sonra Q'yu mu? Önce Q ve sonra P'yi mi ölçersem doğru ölçüm diye sorarsan siz bana dersiniz ki arkadaş bu soru saçma, anlamı yok. Aferin abi. Böyle bir sorunun anlam taşıması için çok istisnai bir durum olması lazım. P ve Q'nun ölçümü sırasında bağımsız olarak belirlenebilecek bir durum anlamı yok. Bu kadar istisnai durumlarda aşağı yukarı hemen arayı yok. Onun için bu soru anlamsızdır. Ve farklı sonuçlar bulacaksınız. Evet, iki ayrı sırada ölçerek. İşte burada kuantum mekanizm geçen ülkelerden birine. Neyse buraya kadar getirilmiş. Belirsizlik ilgisi. Olay yaratıdan böyle bir saat 15 dakika sınırlayacak kadar dur. Şimdi önce P ve sonra Q deneyinde P'yi ölçtüm, sonra da Q'yu ölçtüm. Yalnızca Q belirli bir değere sahip olarak çıkar. Son kuantum durumunda ölçülmüştür, o durumda. Ondan sonra Q yolculuğunda ölçmeye devam edersen de aynı durumu bulur. Biraz sonra söyleyeceğim. Önce Q, sonra P deneyinde ise yalnızca P belirli bir değere sahip olarak çıkar. Yani o durumda P'yi bir daha ölçersem aynı değeri bulur. Güzelmiş. İşte bu belirsizlik ilkesinin önce ifadeleri. Şimdi bakın, şunu söyleyebilmek istiyorum. Kafanızda bir şematik olarak düşünün. Önce P'yi ölçtüm. P bir değeri buldum, ölçtüm. Buradaki durum da D1 diyeyim ben. D durum, durum. Bu
Yeni durumda yani devirde bu sefer köyü oluşturuyor. Bu işler bu yeni durumu da bozacak, değiştirecek. Ve öncekinden farklı yeni bir değişim durumunu oluşturacaktır. Çoğu için değer bulup ama durumu da değiştirecek. Şimdi Feri'nin hala hep ölçtüğümde bulduğum değerde olup olmadığını, devir değerde olup olmadığını görmek için bu değişim durumunda, yeni durumda Feri'nin daha oluşuyor. Bu sefer değişim değerli. Ve farklı bir duruma dolaştım demiş. Ne çıktı? İki tane farklı durum. Yani aynı süreç üzerinde ölçüm yapmayı sürdürüyorum. İlk bir değerim var, bir iki değerim var. Bunlardan hangisi doğru değer? Diyeceksiniz ki bu soru doğru bir soru değil. Bu değerlerin her ikisi de P değişken alacağı mümkün değerler ailesindeki değerlerden biri. Kuantum mekaniği işte açılmaya başladı. O halde yaptığımız işleme bağlı olarak değişebilen belki farklı olasılıklarla karşımıza çıkacaklar bu değerlerin her biri. Dedim, belki P3, P4, P5, P sonsuz. Bu gerçekten olmaz. P'nin ikinci ölçümünde, sistemin durumu ilk ölçümünde elde ettiğimiz sonucu veren durumdan farklı bir durum. Çünkü araya giren çoğunun ölçüm durumu bozdu. Buradan ne çıkıyor? F ve Q fiziksel parametreleri artık klasik fizikte olduğu gibi salt sayılarla, pure numbers, temsil edilebileceğini görüyoruz. Zira salt sayıların ölçüm sırasına bağlı olmak gibi özelliği yok. Öyle bir matematiksel çerçeve bulmam gerekiyor ki, fiziksel ölçüm işlemlerindeki sıraya bağlılık karşılık gelen mütekabil olur. Matematiksel işlemdeki sıraya karşı gelsin. Öyle matematiksel şeyler biliyor muyuz? Biliyoruz, operatörler, matematiksel. Onları hangi sırada çarparsanız farklı değer alıyorsunuz. Bu fiziksel parametrelerin elemanlarının sırasının önemli olduğu bir cebirin elemanları olarak tarif edilmesi gerekiyor. Neyin? Momentumun, konumun, açısal momentumun, enerjinin. Yani bu yeni cebirsel sembollerden ikisinin çarpımı iki fiziksel ölçümün artışık olarak yapılması işlemine karşı gelmesi gerekiyor. Bu şekilde kuantum mekaniğindeki çok önemli yeniliklerden birine ulaşmış olduk. Fiziksel parametreler komutatif olmayan operatörlerle temsil edilmeliydi. Komutatif olmak yer değiştirmeyen, sıraya bağlı çarpımlar olan. Matrisleri hepiniz biliyorsunuz. İki matrisi iki farklı sırada çarparsanız farklı sonuç. Bu operatörler lineer ve hermitian de olmalıydı. Bu da matematik fiziğe hediyesi. Hermitian niye olmalı biliyor musunuz? Hermitian operatörler öz değerleri reel. Burası karmaşık bir matematiksel dünya, benim kafamdaki algılar. Ama laboratuvarda hala makroskopik aletlerle, yani aletlerle reel değerler ölçüyoruz. Onun için fizikte bu objective reality, reality gibi sorular çok derin tartışma konuları karşımıza. Ve bu son sayfaya sadece hızla okuyun ve kuantum durum kavramının da nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Hem siz yoruldunuz, hem ben yoruldum. Ama sanırım temel paradigma değişikliği ne olduğunu anlatabildim. Neden sevmek gitti biliyor musunuz? Şimdi durum artık konu ya da momentum durumu tarif ediliyor. Yeni bir güven uzay vektörü kavramını istatistik olarak söyledik ya, demek ki gönderirsiniz dalgacı ve istatistikler olarak dağılıyordu. Demek ki bizim durumu, yeni kuantum durumunu başka bir nesneyle ya konumların ya da momentumların fonksiyonu olan vektör, ilmen uzayı vektör diye göstermem gerekiyor. Ve burada neden sevkite kaybolur? Kaybolması da doğal. Çünkü klasik olarak kullandığım parametrelerin yarısını alacak burada o durum belirlemesine kullanabiliyor. Dolayısıyla nedensel dediğimiz, yani elinizdeki durum kavramı belirse sisteme ilişkin tüm fiziksel soruların yanıtları burada vardır. Bulmuşu kaybolur. Biraz önce gösterdim ben size. Bir T değişkenini ölçtüm. T1, T2, T3 vesaire gibi farklı değerler bulabildim. Bu onun alabileceği spektrumdaki farklı değerler ve bunların her biri farklı olasılıklar. Dolayısıyla klasik fizikteki kesin nedensellik yerine kuantum teorisinde o anlatmaya çalıştığım gerekçeler nedeniyle olasılıksal nedensellik var. Ve süreçlerin sonuçları ancak belli olasılıkla olabiliyor. Bu odada bir elektron dolaşıyorsa, minik bir nesne, şu köşede şu kadar olasılıkla, şu
şu köşede şu kadar ulaşım, bu köşede bu kadar ulaşım, o birbirine bulunabilir. Ben kesinlikle şuradaki ön koşullarla onun orada olacağını öngöremiyorum. Ama bütün bu olasılıklar toplamda bir. Çünkü bu parçacık bu ortaya atılıyor. Demek ki nedensellik ve belirleyicilik, determinizm gibi kavramlarda belli değişiklikler var. Ve bu biraz önce galiba çok da doğru söylemiş olabilirim. Denklem birinci dereceden nedensel denklem olduğu için hala nedensel kozal ama olasılıksal determinizm var. Onun için nedenseli düzeltiyorum. Olasılıksal tabiat kazanan belirleyicilik. Burada da özeti vereyim. Kuantum paradigması çerçevesinde bir sürü yenilik var. Biri parçacık dalga etkiliği. İki, dalga denklemi durum tanımı radikal olarak farklı prensiplerden. Ölçümler işlem sırasına bağlı. Fiziksel özellikler operatörlerle temsil ediliyor. Belirsizlik ilkesi var. İki nesneyi aynı anda eş zamanlı olarak kapansız ölçebiliyorsunuz. Fiziksel nesneler kesikli kuantum değerlerine sahip. Kaoyu dışlama ilkesi en son olarak da özdeş fermiyonlar aynı kuantum durumunda bulunamazlar. Tüm evrenin yaratılacağı evrenin mimarisi bu dışlama ilkesi üzerine kurulur. Evet, bu. Teşekkür ederim. Evet, son 3-5 dakika nefes getirdiğim için orada bazı şeyler gözden kaçma. Slaytlarda doğrular var buldunuz. Soruya yanıt, soruya ismine bakıp kalmadı galiba Hüseyin Hocam. Evet, tabii bu kadar heyecanlı ve derin bir konuda soru yanıtsız gitmek istemeyiz diye düşünüyor olabilirsiniz. Varsanız bu sorularınız aradan önce alın. Sanıyorum yarın devam edeceksiniz ancak ben önceden de öğrenmek istedim. Şimdi felsefeye katkısı kuantum mekaniği düşünce sisteminin oluşmasıyla bir paradigmada nasıl yer buluyor? Felsefe alanında nasıl bir yer buldu? Her şeyi ikinci düzeye indirirseniz deterministik bir düşünsel çerçeveden deterministik olmayan bir düşünsel çerçeveye geçtiğiniz bence çok çarpıcı bir felsefi fark olarak düşünülebilir. Bu sistem deterministik değil. Nedensellik hala korunuyor. Denklemler düzeyinde. Ama determinizm bitti. Belirsizlik ilkesini o bağlamda değerlendirebilirsiniz. Favori dışlama ilkesini o bağlamda değerlendirebilirsiniz. İstatistik yapıyı o bağlamda değerlendirebilirsiniz. Nesnelerin kesiklik kuantumlu yapılar halinde ortaya çıkmasını değerlendirebilirsiniz. Bunların hiçbiri klasik düşünsel çerçevede ister felsefe değil, ister fizik değil, yeri olmayan yenilikler, yani gerçekten paradigmal yenilikler. Teşekkür ederim. Buyurun. Hala geçerli, %100 geçerli. Öyle olmasaydı bu sonuca varamazdı. %100 gözlem ve deneye referans vererek ilerlediğim için bu nedensellikten uzaklaşıyor. %100 bilimsellik teori, salt deneyi ve gözlemle bilgiler edebiliyor. Yeni bilgilerin türetilmesi için ve bunun dışlanabilmesi, yani falsifiye edilebilmesi de ancak gözlem ve deney sonucunda. Yani gözlem ve deney fizikte tek olay gelmiş. Bu bağlamda bir değişiklik yok. Bilgi edinmenin tek yolu gözlemde. Buyurun. Kuantum mekaniğinin modern endüstri uygulamalarında yeri var mı? Çok var. Ben dünkü konuşmama gelemediniz herhalde. Dünkü konuşmamın teması buydu. Bilişim devrimi, bilişim teknolojileri, kuantum teknolojileri üzerine kuruldu. Biraz önce bahsedeyim, söyleyeyim. Transistör. İnternet, World Wide Web, lasers, bunların hepsi süper iletkenler. Kuantum teknolojileri, salt kuantum teorisi üzerine kurulmuş teknolojiler ve şu anda bilişim devrinde bu teknolojiler üzerine kurulmuş ve dünyadaki şu andaki varlığın, yönencin,
%70'i kadar mertebesinde bu teknolojilere, yani özellikle elektronik kuantum teorisine borçluyuz. Buyurun. Hocam, çağdaş siyasal, sosyal, felsefi tüm paradigma 19. yüzyılın Newton fiziğine dayanıyor. Onun fiziksel paradigmasını. Dolayısıyla sosyal olguların araştırılması ya da onlara bakılması da pozitivizmden tutun da Marksizm'e kadar hepsi o dönemin paradigmasına, doğa bilimlerinden çıkarılmış paradigma deniyor. Kuantum teorisinin şimdi bize vermiş olduğu yeni fizik paradigması üzerine, yani şu andaki dünyadaki sorunları da halledebilecek çağdaş bir siyasal tesis bir paradigma inşa etmek gerekmiyor mu? Şu var esasında tabii kuantum teorisi sayesinde. Bu şu anda kullanacağım sözcükleri biraz ikircikli ve çekinceyle kullanıyorum. Çünkü sözcüğün taşıdığı olumlu anlam esasında sözcüğün taşıdığı anlamla içeriğin taşıdığı anlam birbirine zıt. Kuantum teorisi pozitivizmi yıkmıştır. Pozitivizm yıkıldı. Pozitivizm çok klasik bir kavram. Kesinlikle deterministik bir kavram. Determinizm kuşkusuz fiziksel alanın dışına taşındığı zaman çok ciddi sıkıntısal boyutlar ve yorumlar taşıyan bir kavram. Ön koşullar kesinlikle belliyse, ölçümle, gözlemle, deneyle ölçtük, bildik. Son durumu %100 kesinlikle öngörebiliyorsunuz. Halbuki bunu insana, sosyal topluma teşvil ederseniz, bizim başlangıç koşullarımız belli olduğuna göre, onun için ondan sonraki tüm gelişme o başlangıç koşuluyla belirlenmiş durumda. Yani iyi ya da kötü her neyse o başlangıç koşulları bizim adımıza belirleyenin kredi ya da kredisi bir tanesi yapılması gerekiyor. Bu klasik bir düşünsel tarzı. Kuantum teorisindeki bu olasılıksal nedensellik, yani mümkün seçenekler spektrumundan herhangi birinin belli olasılıkta çıkma olasılığı bir hem bu klasik nedenselliğin bu kötü yorumundan kurtarıyor. Bir anlamda kimseyi de bilimle barıştırıyor. Çünkü o ilk durum orada ciddi kavgalara yol açmış belli ki zamanında. İkincisi de pozitivizm dediğim yine kesin deterministik bir yapım. Yani o oradan da çıkarıyor bizi. Onun için bu neo-pozitivizm de bahsettiğim esasında ekonomistlerin çok kullandığı. Yani kuantum teorisinin bu yeni açılımı müthiş bir açılım esasında. Hocam, eğer doğru anlatırsam yani bu kuantum teorisinde bizim determinizmin ortadan kalktığını söylememizin temel nedeni aslında o mikroskopik ölçekteki ölçümleri yapmadaki kabiliyetimizin eksikliği değil mi? Yani biz onu atıyoruz, başka bir yolda ya da başka bir şeyle bunu ölçebilseydik aynı klasik fizik gibi bir noktaya gelmez mi? Yani bu sorunun bir şekilde sorulmasını bekliyorum. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim önce. Şimdi bu teknolojik olanaksızlıklar ve her an olması gerekiyor. Çünkü yeni açılımlar kuşkusuz, yeni bilimsel açılım, yeni teknolojik yetenek kazandırıyor. O da bizi şu anda örneğin 10 tera elektron voltluk enerji düzeyine ulaştırmış. Bay Rutherford'un yaptığı o hızlandırıcı helyum çekirdekli helyum iyonlarını kullanarak yaptığı hızlandırıcının enerjisi birkaç kilo elektron voltta. Elektron voltta 10, 100, 1000. Şu anda CERN'de yarın anlatacağım ayrıntıyla. Elektriğe ulaşılan enerji 10 tera elektron voltta. Hidrojenin bağlanma enerjisi 10 elektron volt. Yani şu anda klasik enerji kaynaklarımız, kömürün yanmasıyla elde ettiğimiz bütün doğal gazın yanmasıyla elde ettiğimiz enerjilerin kökeni atom enerjisi, 10 elektron volt. O işte yani yoğun saçıklı büyük hacimlerde karşımıza çıkınca bizi ısıtıyor. CERN'de bunun trilyon katına ulaşılmış durumda. Trilyon katı. Şimdi bakın teknolojinin geldiği noktayı anlatmak istiyorum. Neredeyse hepsi bundan sıfıra ulaşılmış bu teknoloji bu. Ve şimdiye dek bu teknolojik olanakların bu denli iyileşmesi ve yeteneklerin bu denli yükselmesi Heisenberg'in belirsizlik ilkesi bağlamında en ufak bir düzeltmeyle açılımı sağladı. Şunu anlatmak istiyorum. Bu bir temel argüman değil. Kuantum mekaniğinin içindeki belirsizlik ilkesi
içsel, formalistik bilinç, onun teknolojik yeteneklerle de yeteneklerle alakası yok. O yetenekleri, bu sörde ulaştığımız yetenekleri birkaç 100 metre daha yükselseniz bu kuantum mekanikteki belirsizlik ilkesinin etrafında dolanmanız gibi. Bu işin doğasında olan dediğimiz. İyi ki de öyle. Çünkü deterministik bir yapı. Einstein yaşamı bu deterministik bir yapı içinde koşmuş. Öğrencide çok iyi yetmemiş. Yani bu olasılıksal çorum özellikle gerek determinizmden uzaklaşmak, pozitivizmin yıkılması ve bu yeni diğer yorumlar, felsefi yorumlar bence rahatlatıcı yorumlar.